Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Zencefilli, tarçınlı kek için ben malzemelerimi hazırladım. Bunun için 3 adet yumurta kullanacağım. Oda ısısında. Hemen yumurtalarımı kırıyorum. Üç adet yumurtamın üzerine bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar limon rendem var. Limon kabuğu rendesi. Siz daha fazla aroma seviyorsanız limon kabuğu bir tatlı kaşık da yapabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce çırpacağım ben. Köpük köpük olasıya kadar, boza kıvamına gelesiye kadar. Evet arkadaşlar, iyice çırptım. Şeker içinde eridi güzelce. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı aktarıyorum. Kek harcımın içine. Bir su bardağı ılık sütümü koyuyorum oda ısısında. Şimdi bir tatlı kaşığı silme, dolu dolu değil, zencefilimi aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı da yine dolu dolu değil, silme, tarçınımı koyuyorum. Şöyle bir su bardağı unumu ilave edeceğim. Üzerine 2 paket kabartma tozu kullanacağım. Tarifimizde vanilya yok. 2 paket kabartma tozumu koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Bir su bardağı daha un koyup mikserimi tekrar çalıştıracağım arkadaşlar. Çırptım bütün malzemelerimi. Şimdi mikserimi artık bu aşamada bırakacağım. Bir spatula ile şöyle kek harcımı kenarlarından. 2 su bardağı koymuştuk arkadaşlar, biliyorsunuz unu. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha ilave edeceğim. Fırınımı 165 dereceye ayarladım. Isıttım. Kıvam iyidir. Kek kalıbımı sıvı yağ ile yağladım. Şöyle bir yine geçmek istiyorum. Katı yağ kullanmadım bugün. Sıvı yağ ile yağladık. Şöyle yağlayalım. İyice her tarafına gelecek şekilde. Sıvı yağımızla. Fırçamızı alalım. Şöyle kek kalıbımı koyuyorum. Yapmış olduğum harcı üzerine boşaltıyorum. Arkadaşlar kalıbımın içine kek harcımı döktüm. Şöyle bir sallıyorum. Şimdi önceden ısıttığım 165 derecelik fırına göndereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 dakikada pişecek. Arkadaşlar ben kekimi kalıbımdan çıkarttım. Şu anda ılık. Daha soğumadı henüz. Ben 20-25 dakika dedim ama benim kekim tam 35-40 dakikayı buldu. O şey mutfağıma öyle güzel kokular sardı ki arkadaşlar, tarçın ve zencefilin
O muhteşem kokusu mutfağın her tarafını sardı. Şöyle üzerine pudra şekeri sepeliyorum. Şöyle sizin için de bir dilim kesmek istiyorum ama henüz sıcak. Yumuşacık kekimiz. Kürdan testi yapıp kekinizin piştiğinden emin olun. Tarçınlı zencefilli kekimiz harika oldu. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.